Aslında bence bu planın açıklanmasına bile gerek yok. Çünkü Türkiye'nin e, devlet olarak altına imza attığı birçok uluslararası sözleşme var. E, zaten bu sözleşmelere atılan imzalarla bunları garanti altına almışlar. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi… Bütün bu sözleşmelerin altında Türkiye Devleti'nin imzası var zaten. Yani Cumhurbaşkanı'nın bunu yeniden yapacağız diye açıklaması bana göre biraz saçma. Çünkü zaten siz bunları yapacağınıza dair imzalar atmışsınız sözleşmelere. Ve bu sözleşmeleri kendi anayasanızın 90. maddesiyle iç hukukun da üzerinde kabul etmişsiniz. Yani devlet zaten yapmak üzere imza attığı şeyleri bir kere daha... Eylem planı olarak açıklıyor. Bu saçma. Bu neden oluyor? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti değil. Yani evet iç hukukta da bir dolu düzenlemeler var. İşte işkenceye karşı düzenlemeler var, kadın yönelik şiddet alanında düzenlemeler var, ifade özgürlüğüyle ilgili düzenlemeler var. Ve her şeyden öncesi, önemlisi uluslararası hukukta var ama uymuyor. Bunlara uymuyor Türkiye. İhlal ediyor. Hem uluslararası hukuku ihlal ediyor hem kendi iç hukukunu ihlal ediyor. O nedenle e, bunların anlatılması, bunları yapacağız denmesi değil önemli olan yapmak. Yapmak önemli olan. Bakın bunlar açıklanırken, bu eylem planı açıklanırken AKP'nin başka bir yetkilisi de sivil siyaset yapan bir partiyi kapatacaklarını söylüyor aynı gün. Yine Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmayı yaptığı günde yine bir kadın öldürülüyor veyahut da sadece düşünceleri nedeniyle yüzlerce insan şu anda cezaevinde. O nedenle yani anlatmak değil, yapacağız demek değil. Önemli olan yapmak. Bunun için Türkiye'nin yeni bir e, insan hakları eylem planlarına hiç ihtiyacı yok. Zaten görevi. Bunları yapmak zaten görevi Türkiye'nin. Yani siz yapılacağından, bu plana uyulacağından e, ümitli değilsiniz. Şu andaki devlet aklına baktığımda canı çıkasıca insan hakları derneği diyen bir devletin insan haklarında bir ilerleme kaydedebileceğine ben inanmıyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim yani ben sadece AKP üzerinden yapılmasını da çok doğru bulmuyorum. Çok kötü bir dönem yaşıyoruz evet ama daha önce de kötü dönemler yaşadık. Burada önemli olan şu... AKP iktidara geldiğinde 90'lar devlet aklına karşı olduğunu söyleyerek geldi. O dönem ilk iktidara geldiğinde Avrupa birlikçi bir siyaset uygulayacağını söyledi. Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltti, bir takım atılımlar yaptı. Şimdi bir geriye baktığınızda şu anda AKP kendi ittifak yaptığı güçlerle kavga ediyordu daha önce. Onu kapatmak isteyen zihniyetle şu anda ittifak yaparak herkesin insan haklarını ihlal ediyor. Yani burada düşünmesi gereken devletin kendisi. Ama ben şunu söyleyeyim, 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Kendimi hiç bu kadar öngörüsüz, bu kadar tırnak içinde çaresiz, yalnız, ee, bilgiye erişimsiz hissettiğim başka hiçbir süreç olmadı. 90'larda da aynı devlet haklı yine iktidardaydı. Yani şu anda AKP'nin müttefiklik yaptığı devlet haklı 90'larda da yönetimdeydi. O dönem tabii ki devlet suçları farklıydı, şöyle yöntemler farklıydı. İnsanlar öldürülüyorlardı, gözaltında kayıplar yaşanıyordu. Şimdi gerçi kayıplar yine yaşanıyor ama belki o, o kadar kolay can alınamıyor artık. Çünkü sosyal medya diye bir şey var. Her haber, her bilgi dünyaya anında ulaşıyor. Ama şimdi de ifade özgürlüğü önünde çok büyük engeller var. Bunun dışında yine 90'larda olmayan başka bir şey işte sizin televizyonunuzun da kurulmasına neden olan KHK meselesi var. 90'larda bile insanlar düşünceleri nedeniyle işlerinden atılmadılar. Şu anda ekmeğe muhtaç hale getirilen binlerce aile var bu coğrafyada. Bu çok korkunç bir şey. Bu sizi korkutmak için yapılıyor. Daha doğrusu intikamcı bir zihniyetle yaklaşılıyor. Bir düşman hukuku uygulanıyor. Yani bütün bunların içinde bulunduğumuz çağda yaşanıyor olması çok korkunç bir şey. Bakın bir genç kız e, i̇ki aydır babasını arıyor. Yani göz altında kaybediliyor insanlar, kaçırılarak e, kaybediliyorlar. Daha geçtiğimiz hafta e, Gökhan isimli bir güneş. genç, Gökhan güneş isimli bir arkadaşımız kaçırıldı, işkence edilerek bırakıldı. Yani aynı 90'lar, 90'lardaki yöntemler de artık. E, uygulamaya geçmeye başladı. Bu gerçekten çok korkutucu. Dün örneğin ben Boğaziçi Üniversitesi'nden tutuklanan, eylemlerden tutuklanan Şilan Delipaltay ile görüştüm. 27 gündür tecritte tutuluyor. Bir üniversite öğrencisi. Sadece kayyum rektör istemiyoruz dedikleri için tutuklu. Ama bir e, kadına şiddet uygulayan bir erkek adli kontrolle serbest bırakılıyor. Yani bunların akıl almaz. Yani Cumhurbaşkanı evet bunları söylüyor ama bunların tam tersi yapılıyor. Şöyle plan sunmaları bana göre saçma. Demin de söylediğim gibi. Şu anda bu planı sunmanın nedeni sanıyorum Avrupa Birliği ve Amerika ile olan ilişkileri düzeltmek. Yani siz içerideki kamuoyuna karşı iyi bir şey yapayım diye insan hakları için bir adım atayım diye açıklanmadı bu plan. Çok bu plan, plan Avrupa Birliği çünkü Avrupa Birliği şu anda Türkiye gündeminde. İşte Amerika ile ilişkiler kötü, Biden'la birlikte Amerikan politikaları değişti. Bence dışarıya karşı yapılmış bir plan açıklaması oldu. Ama dediğim gibi yani Türkiye'nin bu planı açıklamasına gerek yok. Bu zaten onun görevi. Çünkü kendisi imza atmış o sözleşmelerin altına. Görevi ama görevini yerine getirmediğinin bir itirafı gibi. Kesinlikle. Bu plan. Bana göre aynı zamanda bir itiraf. Yani bugüne kadar yapmadık, imza attık evet bu sözleşmelere. Bugüne kadar yapmadık, bundan sonra yapacağız. Ama biz yapıldığını görmedik hiç. KHK'lılar ve lgbtyi artı bireyler yoktu, yoktu. E, Çünkü ikisi de yumuşak karın oluşturuyor yani e, Çünkü bu coğrafyada yerleşik son derece feodal erkek Egemen ve militer bir bakış açısı var toplumsal cinsiyetçi e, sözde namus anlayışını temel alan e, bir bakış açısı var kutsal bir aile var ailenin kutsallığını sürekli e, gündeme getiren bir devlet var Bu nedenle LGBT'ye artı mücadelesine hiç değinmediler, bir de KHK'lılara değinmediler. Çünkü bu konuda adım atma niyetleri zaten hiçbir zaman yok. Bu da aslında hem çifte standartlarını ortaya çıkarıyor, hem de Yine aynı şeye geliyorum. Altına imza attıkları uluslararası sözleşmeleri hiçbir şekilde özümsemediklerini. Çünkü bakın KHK'lılar haklarında hiçbir e, mahkeme kararı olmadan işten atılan insanlar. Ama Cumhurbaşkanı e, tam tersini yapacaklarını söyledi o gün. KHK'yı kullanmadı ama hı hı. tam tersine hem yargı bağımsızlığını e, suçun şahsiliğini adil yargı bunları dile getirdi. Bunlar KHK'lılar için de geçerli. Hiçbiri hakkında bir ceza olmadan kesinleşmiş bir ceza olmadan e, işlerinden atılmak zorunda kaldı bu insanlar. Bu çok büyük bir haksızlık. Çok büyük bir haksızlık. Yani e, o nedenle eee biz tabii o kadar artık iyi tanıyoruz ki karşımızdaki devlet yapısını. O kadar iyi tanıyoruz ki e, ne inandırıcı ne değil. Zaten bunu anlayabiliyoruz. E, dilerim ki yaparlar. Dilerim ki yaparlar. Bugüne kadar öyle bir şey görmedik. Ama e, yani... Süleyman Soylu gibi bir İçişleri Bakanı'nın olduğu yerde ben insan hakları konusunda adım atılabileceğine, MHP gibi bir partiyle ittifak söz konusuysa insan hakları alanında adım atılabileceğine maalesef çok inanmıyorum. Şimdi ben tabii yurt dışı yasağım olduğu için yüz yüze görüşemiyorum kimseyle 4 yıldır. 4 yıldır ben Yurt dışına çıkamıyorum ama sosyal medya üzerinden ve yazışma yoluyla e, yaptığımız tüm görüşmelerde e, bazen konsolosluklarla tabii görüşmeler yapıyoruz. Onlar da in inanamıyorlar. Hakikaten inanamıyorlar yani e, ve bize hep şunu söylüyorlar siz nasıl katlanabiliyorsunuz nasıl yaşıyorsunuz korkmuyor musunuz hep bu sorular bize soruluyor 90'lardan daha çok 90'larda da çok sorarlardı İşte ölümden korkmuyor musunuz cezaevine girmekten korkmuyor şimdi daha çok soruluyor Türkiye bence e, uluslararası düzeyde güven, güven güvenilir ol, olma halini tamamen insan hakları açısından tamamen yitirmiş durumda. Yani yani korku çok insani bir duygu. Tabii ki endişeleniyorsunuz çünkü örnek vereyim yani benim şu anda 26 yıl 2 ay ve yazdığım yazılardan değil. Dedi ya Cumhurbaşkanı suçun şahsiliği ne önem veriyoruz. Ben yazmadığım yazılardan Sadece orada genel yayın yönetmeni gözüktüğüm için yazdığım yazılardan ayrı davalarım var. Ama yazmadığım, başkalarının yazdığı yazılardan şu anda 26 yıl 2 ay hapis cezam var benim. Yani bu akıl almaz bir şey. Gerçekten bir genel yayın yönetmeninin 26 yıl hapis cezası almış olması bir kadın cinayeti işlerine daha az ceza veriliyor bu coğrafyada. Yani akıl almaz bir şey. Ama ben e, şuna çok inanıyorum. Eee... Yani dünyayı her zaman direnenler değiştirir. Ben de o yolu seçtim. Yani gitmeyeceğim. Gitmemi çok istiyorlardır eminim. Ben bugün bir e, devletin konsolosluğuna iltica için başvursam bana teklif edenler de oldu. Birkaç ülkeden bize başvurulabilirsiniz iltica. Hemen kabul edilir iltica talebiniz diye. Ben e, yurt dışına çıkış yasam da olsa giderim bir konsolosla. Benim burada yaşama güvencem yok deyip iltica edebilirim. Ve onların güvencesiyle yurt dışına çıkabilirim. Hiçbir zaman yapmayı düşünmüyorum ama çünkü bu coğrafya sadece onların değil, bu coğrafyada bizim anılarımız da var. Ee, biz de seviyoruz buraları. Ee, benim burada birçok arkadaşım öldürüldü. Ee, ben hep insan hakları mücadelesini ölülerimize karşı borcumuz olarak tanımlarım. O nedenle de hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. Yani mücadeleye devam edeceğim. Cezaevine girebilirim. Bunun için tabii ki korkularım var. İşte evim kira, çok sevdiğim üç tane kedim var. İşte onlara kim bakacak, kira, işim ne yapacağım? Bunlar hep herkesin düşündüğü şeyler. Ama bir yolunu bulup cezaevinde de mücadeleye devam ederim. Şu anda cezaevinde birçok insan var mücadeleye devam eden. O kadar çok çareler var ki insan e, akıllı bir yaratık ve çeşitli çareler buluyor. E, i̇şte bugün e, KHK'larla işten attıkları insanlar televizyon kurup seslerini duyurmaya çalışıyorlar. E, biz vazgeçmedikçe e, değişmek zorunda kalan bu devlet haklı olacak. Onun için yani ben e, direnmeye devam çağrısı yapabilirim.